Osmanlı İmparatorluğu'nun kalbi Topkapı Sarayı'nda gizemli bir yolculuğa çıkıyoruz. Asırlara meydan okuyan sarnıçlar, efsanelere konu olan yeraltı tünelleri, duvarlara kazınmış şifreler, çözülmemiş semboller, kayıp lahitler, kuyular, insan kemikleri. Bu yarımada İstanbul'un en eski yerleşim yeri. Antik çağlarda bir balıkçı kasabası olarak kurulan, Bizans döneminde ise dünyanın en önemli akropolüne dönüşen, üç imparatorluğa başkentlik yapan bu yarımadada tarihin en büyük uygarlıkları var oldu. Krallar, imparatorlar, sultanlar devletlerini buradan yönetti. Her medeniyetin kendi ruhunu kattığı tarihi yarımadada zamanla geçmişin üstü kapandı. Gün yüzüne çıkmayı bekleyen bu gizemler ilk defa görüntülenerek ekrana taşınıyor. Roma'dan Bizans'a ve Osmanlı İmparatorluğu'na kadar uzanan gizemli topraklar ve altındaki keşfedilmeye değer bu dünya, değerli araştırmacıların da başlıca çalışma sahası oldu. Bu alandaki duayenlerden biri olan Profesör Doktor Hülya Tezcan, 40 yılı aşkın bir süredir bölgedeki en kapsamlı araştırmaları ortaya koymayı başaranlardan. ...22-23 yaşındaydım Topkapı Sarayı'na geldiğimde ve o heyecanı hala yaşıyorum. Burada çok mutlu oldum, çok şey öğrendim. Burası benim için ikinci bir üniversite gibiydi. Her gördüğüm yer benim için ayrı bir hatıra. Çok her yerine dokunduğum bir saray. Uzun yıllar, 35 yıl dile kolay tabii. ...1983 yılında doktoramı teslim ettim. O tarihlerde 10 sene falan çalıştım bölgede. Pek çok sarnıç tespit ettim ve bunların hiçbiri haritaya geçmemişti. Topkapı Sarayı'nın Soru Sultani İçin'in Bizans Arkeolojisi kitabı 1996'da yayınlandı. Bu kitapta planların hepsi topografik harita üzerinde yerleştirildi. Şimdi buraya geldiğim zaman gene çok heyecanlıyım. Çünkü milli saraylar burada bir takım kazı faaliyetleri yürütüyorlar ve çevreyi toparlayıp, temizleyip değerlendirmeyi düşünüyorlar. Ve öğrendiğime göre burası turist için de açılacakmış. Bu tabii hepimizin hayaliydi, rüyasıydı sarayda çalışırken. Bunun gerçekleşmiş olmasından ben çok mutluyum. Topkapı Sarayı Külliyesi içerisinde bulunan mekanlarda yaklaşık 20'ye yakın sarnıcın tespitini yaptık. Bunların 2-3 tanesi hariç diğerlerinin tamamına girdik. Onların yapılarını kontrol ettik ve ortaya çıkardık. İstanbul'un sarnıçları tarih boyunca imparatorların gizli geçitleri olarak da biliniyor ve efsanelere konu oluyor. Topkapı Sarayı'ndaki yeni keşifler, bölgedeki araştırmalarıyla dikkat çeken bir başka akademisyen olan Doçent Doktor Feridun Özgümüş için de oldukça sıra dışı ve heyecan verici. Müzik
içinde bulunduğumuz bu Topkapı Sarayı'nın kimyahanesinin altındaki sarnıç, direkli sarnıçlardan bir tanesi. Bu sütunlara baktığımız zaman, bu sütunların üzerinde iyonik impostlardan olduğunu görüyoruz. Bunlar bize sarnıcın tarihini veriyor. Şimdi sarnıçları içerisindeki sütun başlıklarına göre tarihlendirmek biraz tehlikeli bir iştir. Çünkü sütun başlıkları tekrar tekrar kullanılan devşirme malzemeleri olduğu için bu biraz tehlikelidir. Fakat burası öyle değil. Buradaki sütun başlarına baktığımız zaman bunlar yarı fabrik, yani tam olarak bitirilmemiş. Demek ki bir sarnıç için yapılmış olan iyonik impostlar. Hepsi bakın gözüküyor gayet net biçimde. Ve 6. yüzyıl olduğunu bize gösteriyor. Bir stoktan gelme olduğunu tahmin etmiyorum. Burası için yapılmış olan iyonik impost sütun başlıklarıdır. Bazilika biçiminde yapılmış olan bir altyapı ve beşik tonozlarla bölümlere ayrılmış ve bu bölümlerin arasında sadece bu ayrım sadece sütunlarla değil, payelerle de yapılmıştır. Payelere baktığımız zaman bu payeler bize daha eski bir tarihi veriyor. Sanki Roma döneminden kalma, pagan döneminden kalma bir yapı 6. yüzyılda İmparator Justinianus zamanında sarnıca çevrilmiş. Çünkü burada gördüğünüz bu ağır payeler, dört köşede de var, bütün bu payeler daha eski bir yapının kalıntılarıdır. Ama bu yapının şu an itibariyle ne olduğunu tam olarak bilmiyoruz. Son bir şey daha var. Karşıda bir niş gibi bir yer görüyorsunuz. Bu niş gibi olan yer, ben oraya baktım biraz önce. Burası bir inşaat değil, yerli kayaya oyulmuş. Yani bu yapı aynı zamanda yerli, oradaki var olan doğal bir kaya oyularak yapılmış olan bir sarnıçtır. Bu sarnıçların altyapıları, bu bodrumların ne kadar su ihtiyacını karşıladığı sorulabilir. Tabii ki su ihtiyacını karşılıyordu ama İstanbul'un çok büyük su ihtiyacını karşılayacak bir kapasitede yapı değil bu. Onlar ancak Yerebatan Sarayı veya Filoksenus dediğimiz binbir direk gibi büyük sarnıçlar için geçerli olan bir fonksiyon. Bunlar biraz önce sözünü ettiğim altyapı olarak yapılmış. Yani improvize sarnıçlar bunlar. Daha sonra içerisine su konmuştur. Bunun muhakkak bir üst yapısı vardı Bizans döneminde. Ama o üst yapı neydi? Bunu şu an itibariyle bilmiyoruz. Bu üst yapının, bu bodrumu 6. yüzyılda bir sarnıç haline getirilmiş. Böylece pratik bir fonksiyon da kazandırılmış ve insanların aynı zamanda su ihtiyacı karşılanmıştır. 2021 yılında yeniden araştırılmaya başlanan sarnıç ve altyapılarda paganlardan Vikinglere kadar birçok kültüre ait gizemini koruyan sembol bulunuyor. Burada sarnıç sıvası üzerinde bir gemi tasviri var. Bu gemi tasvirini görenler şey düşünüyorlar, Viking gemisi. Hakikaten de benziyor açıkçası Viking gemisi. Ama hakikaten bir Viking gemisi midir, değil midir onu tam olarak bilmiyoruz. Ayrıca niye buraya bir böyle bir tasvir yapsınlar onu da bilmiyoruz. Fakat hakikaten bir gemi tasviri var. 3 tane çıpası var gördüğünüz gibi. Çıpa atmış ve önünde bir balina kuyruğunu kaldırmış. Balina avlıyorlar. Eğer bu hakikaten Vikinglerin yaptığı bir şeyse o zaman bunun 9. yüzyıl olması lazım. Çünkü 9. yüzyılda ikonoklazmanın hemen sonrasında Vikinglerin buraya geldiklerini, Konstantinopolis'e geldiklerini biliyoruz. Çünkü Ayasofya'da da bunların bir izleri var. Fakat hala sorularımız geçerli. Buraya gelen insanlar niçin böyle görülemeyecek bir yerde böyle bir gemi tasviri yapsınlar? Acaba bir hatıra mı bırakmak istediler? Bunlar tabii hala cevaplanması gereken sorular. Ayasofya ve Ayia İrinikî Lisesi'nin ortasında yer alan, içi neredeyse tamamen su dolu olan bir diğer sarnıca 10 metrelik bir çukur aşılarak botlarla giriliyor. Şu anda Ayasofya ile Ayia İrinikî arasındaki bulunan Suru Sultanlığı'nın iç kesiminde Topkapı Sarayı'na doğru olan yerdeki L biçimindeki Bizans sarnıcı içerisindeyiz. Bu sarnıç yaklaşık 1,5 metre su dolu vaziyette. O yüzden bir botla girdik ve botla bu çekimleri yapıyoruz. Sarnıç 6. yüzyıla ait olan
direkli bir sarnıç ve bu sarnıcın sütunları ve sütunların üzerinde kemer ayağıyla sütun arasındaki bölüm impostlar var. Bu impostlar özellikle bu sarnıç için yapıldığı belli. Çünkü başka bir stoktan, başka bir yerden gelme değil. Hepsi aynı tipte olan impostlar. Keza bu direkler olan sütunlar da bu sarnıç için yapılmış ve tamamı bunlar zamanında su içerisinde kalmışlar. O da belli. Çünkü üzerlerinde suyun bıraktığı izler var ve duvarlar sarnıç sıvasıyla kaplıydı. Burada bir şey dikkatimizi çekiyor. Birçok diğer sarnıçta gördüğümüz gibi bu sarnıçta da su gayet temiz, berrak. Demek ki bu su bir sirkülasyon halinde bir yerden geliyor ve bir taraftan çıkıyordu. Bu sarnıçlar için yanlış bilinen bir şeydir. Sanki sarnıcın içerisinde su statik halde duruyor gibi düşünülebilir ama öyle değil. Bu sarnıçlardaki su devamlı bir sirkülasyon halindeydi. O yüzden de gayet temiz olarak kalmıştı. Bu günümüzde de geçerli. İçinde bulunduğumuz, bu üzerinde botla gezindiğimiz su gayet berrak olarak görülüyor. Bu sular içmek için kullanılmıyordu tabii Bizans döneminde. Bunlar sulama ve başka amaçlar, temizlik için kullanılıyordu. Ama tabii şehir bir saldırıya uğradığı zaman, bir savunma ihtiyacı hissedildiği zaman tabii ki bu sarnıçtaki suları da içiyorlardı herhalde. Kaynatıp içiyorlar, öyle tahmin ediyoruz. Bu sarnıçların vazifesi ve bu vazifeden dolayı şehrin yaşamı çok uzun sürmüş. Çünkü Konstantinopolis'te oturan insanlar sur kapılarını kapattıkları zaman, bunların çok mükemmel bir askeri savunma sistemleri vardı. Sur kapılarını kapattıkları zaman uzun süre içeride bu sarnıçlardaki sular sayesinde kalabiliyorlardı. Dolayısıyla İstanbul çok saldırıya uğramasına rağmen 1453'e kadar bu sarnıçlar sayesinde, su sistemleri sayesinde uzun süre kendisine karşı savaşan düşmana direnebilmiştir. O yüzden de bu sarnıçların çok büyük bir fonksiyonu olmuş şehrin uzun süre yaşamasında. Bu fonksiyon 1453'te Türklerin barut ve topu kullanmasına kadar devam etmiştir. Bence İstanbul'un övünç duyması gereken bir kalıntı ve mutlaka bunun korunması gerekiyor. Buna mutlaka bir fonksiyon verilmesi gerekiyor. Ayrıca bu sütun başlıklarında bir şey dikkatimizi çekiyor. Yıllarca suyun içerisinde kaldığı için üzerinde suyun bıraktığı kalıntılar var. Bunlar da bize sarnıcın içerisindeki su seviyesinin eskiden, yani bu kullanımdayken Bizans döneminde sütun başlıklarının dahi suyun içerisinde olduğunu göstermekte. Bu içinde bulunduğumuz sarnıç Bizantyon Akropolisi üzerinde olmakla daha fazla öneme sahip. Yani bunun bir ayırıcı özelliği olarak düşünmek lazım bu sarnıcın. Burada birçok sarnıç var ve özellikle içinde bulunduğumuz bu yapı Ayerini'ye çok yakın. Bu Ayerini'nin olduğu yerde eskiden bir Artemis Tapınağı vardı, oraya çok yakın. Dolayısıyla biz şimdi o muhtemel tapınak arazisinin altında bulunuyoruz. O bakımdan bu 6. yüzyıl sarnıcının diğer sarnıçlardan bence daha fazla önemi var. Topkapı Sarayı ziyaretçilerinin tonozlarını görme fırsatı bulduğu önemli bir sarnıç kalıntısı da sarayın ikinci avlusunda Bab-ı Sade'ye giden yol üzerinde görülüyor. 80'li yıllarda Profesör Doktor Hülya Tezcan ve ekibinin araştırmaları sonucunda sarnıcın yapım tarihinin 10. yüzyıla kadar gittiği düşünülüyor. Bölgenin en önemli altyapılarından biri de sarayın birinci avlusunda bulunan dolap ocağı kuyusu. Yapı tekniğiyle Bizans öncesine ait olduğu düşünülen dolap ocağı kuyusu Osmanlı İmparatorluğu döneminde de kullanıldı. Hatta Mimar Sinan'ın kuyuyu ve su yollarını onararak sarayın Marmara tarafındaki bostanlarını ve bahçelerini suya kavuşturduğu biliniyor. Tüm görkemiyle günümüze kadar gelen önemli sarnıç yapılarından biri de Gülhane Hastanesi'nin avlusuna denk gelen sarnıçtır. 10. yüzyıla tarihlenen sarnıç için Aziz Lazarus Kilisesi ya da Maria Odegetria Kilisesi kalıntıları olabileceği düşünülüyor. Dönemin
en önemli kiliselerinden olması sebebiyle bu alandaki araştırmalar bu sarnıcın önemini şimdiden artırıyor. Topkapı Sarayı Külliyesi, sarnıçların yanı sıra dönemine damgasını vuran eşsiz saraylara, manastırlara da ev sahipliği yapıyor. Etrafımız yeşilliklerle ve bahar çiçekleriyle dolu. Bu görüntü sizi yanıltmasın. Çünkü altımızda bambaşka bir dünya var. Bambaşka bir dünya dedikse Bizans'ın ünlü Mangana Sarayı ve ona bağlı Ayayorgi Manastırı var. Konstantin Monomakos zamanında yapılan bu ünlü manastır. Bir kutsal emanet manastırı. Evet, üstünde bulunduğumuz alan o ünlü Ayayorgi Manastırı'nın alanı. Ve girişi de buradan. Ve buradan girelim bakalım, keşfedelim neler karşımıza çıkacak. Mangana Sarayı diyorsak, Mangana adı ta çok eski, 9. yüzyıldan geliyor. Eskiden burası Bizans'ın silah deposuymuş ve silahlar burada yapılırmış. Daha sonra Konstantin Monomakos 11. yüzyılda buraya bir saray yaptırmış ve adı Mangana Sarayı olmuş. Konstantin Monomakos çok tanıdık aslında. İsmini tanımasanız da Ayasofya'daki mozaiğinden tanıyabilirsiniz. Kraliçe Zoe ile birlikte ya da çok daha önemli, çok daha ilginç, Tuğrul Bey adına hutbe okutan Bizans İmparatoru olarak bilebilirsiniz. Evet, o zamanlar Bizans'ta cami varmış ve Tuğrul Bey adına hutbe okutulmuş. Zaten o dönem Bizans'ta en az iki caminin varlığını biliyoruz. İmparator Monomakos inzivaya çekilmiş gibi yaşarken ve biliyoruz ki Zoe ile evli, eşi de var. Ama burada herhalde biraz canı sıkılmış olacak ki bir hanım arkadaşı var. Onu sık sık ziyaret ediyor. Sklerene adında, bu kayıtlara da geçmiş. Onun gelişini gizlemek için buraya bir kütüphane yaptırmış. Bir de hastane binası yaptırmış. Böylece bir kompleks oluşmuş burada. İşte böyle önemli bir yer. Burasına Konstantin Monomakos döneminde daha sonra Ayayorgi'ye adanan bir manastır olarak ortaya çıkmış. Ayayorgi, Bizans kültüründe çok önemli bir isim. Önemli bir aziz. Aslında bizden biri, Anadolu'lu bir aziz. İzmit'te yaşadığı varsayılıyor, İzmit'le özdeşleştiriyor. Hani Ayayorgi'yi hep görürsünüz, böyle elinde mızrak ejderhayı öldürür. 23 Nisan'da onun yortusudur. İşte o dönemlerde hayal etmek lazım ki Bizans Kraliyet Sarayı'ndan çıkanlar bu manastıra geliyorlar, bu manastırın içine giriyorlar ve Ayayorgi için o yortuda tören yapıyorlar. Ayayorgi aslında bir Bizans azizi olarak gözükse de aslına baktığınızda bir pagan figür. Evet, bir pagan figür. 23 Nisan Anadolu'nun en eski bahar bayramlarından biri. Ve Ayayorgi de ejderhayı öldürerek aslında belki bir zamanların Osiris'i, bir zamanların Apollon'u gibi kışın soğuklarını öldürüyor. Biz nasıl Hıdır Ellez'de kutluyorsak kışın soğuklarının gitmesini, o zaman da Bizanslılar 23 Nisan'da kutluyormuş. Belki de daha önce pagan döneminde kışın soğuklarını öldüren Tanrı ile birlikte. O gelmiş bizim Ayayorgi olmuş, bizim topraklarımızda yetişmiş ve burada bir manastır olmuş. İşte böyle önemli bir yapıdayız. Uzun süre önemini koruyan ve İstanbul'un fethine kadar parlak bir dönem geçiren Mangana Sarayı, dönemin gezginlerinin de yazılarına konu oldu. Ünlü İspanyol gezgin Clavio, Mangana Sarayı'nın çiçek bahçeleriyle süslü, yüksek kubbeli olduğunu not etti. Renkli mozaikleriyle ünlü bu görkemli saray, fetih sırasında önemli bir ismi de ağırladı. Peki, Türk tarihi açısından çok önemli olan bu isim kimdi? Mangana Sarayı'na neden gelmişti?
Fatih Sultan Mehmet'in hocası Akşemseddin, Molla Gürani olan hocalar, Akbıyık gelip burada konaklamışlar ve savaşın sonuna kadar, yani fethin tamamlanmasına kadar Fatih Sultan Mehmet'e destek olmuşlar. Çok etkileyici bir mimari. Üç kat yerin altında böyle bir inşaatın olması heyecan verici doğrusu. Tavanlar çok yüksek ve beşik tonoz dediğimiz tarzda örtülü. En çok fazla genişliği yok, 21 metre kadar. Ve bu koridor gibi bölüm aşağı yukarı 80 metre kadar devam eden bir altyapıya sahip. Şimdi bunun bu kadarını görüyoruz. Kim bilir bina kendi döneminde nasıldı? O Klavyo'nun anlattığı güzel manastırın güzel bir bahçesi vardı, çiçekleri vardı sözleri doğrusu insanı çok etkiliyor. Ve ilk halini hayal ediyoruz sadece. O kadar anıtsal ki sanki insan kendini Ayasofya'nın içinde imiş gibi hissediyor. Ben buraya çok genç yaşımda geldim. Yani 24 yaşlarında falandım. Tezimi yaparken buraya indim. Ama bu kadar ihtişamı göremedik. Çünkü son zamanlarda herhalde milli saraylara intikalinden sonra bu işin çok büyük temizlik yapılmış. Ve bina bütün ihtişamıyla ortaya çıkmış. Bu da tabii benim gibi burada çok uzun zaman çalışan, emek veren bir insan için çok mutluluk verici bir şey. İstanbul tarihinde iki tane istila gördü. İki büyük istila, iki büyük vahşet. Bunlardan birincisi 4. Haçlı Seferi'ydi. 4. Haçlı Seferi'ne gelen Franklar ve Venedikliler 12 Nisan 1204'te İstanbul'a girmişler ve bütün İstanbul'u yerle bir etmişlerdi. İkinci büyük istila ise, ikinci büyük vahşet ise bize göre tam da Mondros Mütarekesi'nden sonra 16 Kasım 1918'de yine işgal kuvvetlerinin, ki Franklar yine arasındaydı, gelmesiyle oldu. Fransız ordusu 4. Vakıf Han diye bildiğimiz Sirkeci'deki binaya yerleşti. Ordunun bir bölümü de buraya yerleşti. Buralar o zamanlar silah mühimmat deposuydu. Aynı Bizans'ta olduğu gibi. Ve buraya yerleşen Fransızlar hiç de boş durmadı. Civardaki kalıntıları fark ettiler ve kazmaya başladılar. İlk o zamanlar buranın kazı raporları ortaya çıktı. Hatta Galatasaray Lisesi'nden bir öğretmen de onlarla birlikteydi. Bugün bu kazı raporları elimizde bulunuyor ve bu binalar hakkında bilgi ediniyoruz. Mangana Ayayorgi Manastırı'nın çok büyük bir önemi var. Biliyorsunuz Bizans'ta bir kilisenin ya da manastırın muteber olması için onun içinde kutsal emanet ya da aziz veli olması lazım. Bunlar ne demek? Kutsal emanet, İncil ya da Tevrat'ta adı geçen önemli kişilere ait, peygamberlere ait eşya ya da kalıntı. Aziz veli de bir azize ait kemik ya da eşya. İşte bunlar olduğu zaman bu kutsal eşyalar, bu kutsal emanetler o manastır ve o kilise muteber oluyordu. Daha önemli oluyordu tarihte. İşte buradaki Ayayorgi Manastırı'nın da böyle bir önemi vardı. Bu birçok kilisede vardı tabii ki Bizans'ta ama 1204 Latin istilası zamanında bunların hepsi çalınmıştı. Düşünebiliyor musunuz? Bütün kiliselere giriyorlar, yağmalıyorlar, içeride ne varsa alıyorlar ve kutsal emanetleri Avrupa'ya kaçırıyorlardı. Ama Ayayorgi Manastırı'ndaki kutsal emanetler burada kalmıştı. Latinlerin elinden kurtulmuştu. Neydi bu emanetler? Hazreti İsa'ya ait, onun son çarmıha gerilmesine ait eşyalardı. Onun üstüne giydiği kıyafetti. Onun böğrünü delen mızraktı. Onun kanını temizleyen süngerdi ve Hazreti İsa'nın sakalından parça vardı. İşte bu kutsal emanetler burayı Latin istilasından sonra da
son kalan kutsal emanetler olması nedeniyle kutsal yapmıştı. 14. yüzyılda buraya gelen Rus hacılar bu emanetleri gördüğünü ve ziyaret ettiğini söylüyor. Yani fetihten hemen önce geldiklerinde bu emanetler yerinde duruyordu. Fetihten sonra buranın bir tekke olduğunu biliyoruz. Yeniden kullanıldığını biliyoruz ama bu emanetlerden hiç söz edilmemiş. Belki de bu emanetler ayağımızın altında. Belki de keşfedilmeyi bekliyor. Belki de bir arkeolojik kazı bunları çıkartacak. Belki de Konstantin Monomakos'un Lahdi ile birlikte hepsi gün yüzüne çıkıp bizim bir değerimiz olarak burada olacak. Ayasofya'dan sonraki ilk anıtsal kilise olma özelliği taşıyan, yazılı kaynaklarda ismi geçen ancak şimdiye kadar yeri tespit edilemeyen yerlerden biri de Nea İklesia Kilisesi. Kiliseye ait önemli yapı parçaları son kazılarla birlikte gün yüzüne çıkıyor. 19. yüzyılın sonunda İstanbul'da yaşamış olan Wutzinger diye bir araştırmacı, bu altyapıyı ilk defa gören kişi ve onun yaptığı yayında veyahut onun yazdığı kitapta burasına bir kilise adı vermiş. Nea Kilisesi demiş. Yani yeni kilise manasında. Wutzinger burayı bulduğu zaman çizimini yapmış. Bu çok küçük çizime dayanarak kocaman böyle bir kapalı kollu haç planlı bir plan yapmış, çizmiş. Bunu da yayınlamış. Biz bunu ne tamamen reddedebiliyoruz ne de evet odur diyebiliyoruz. Ama tabii adı Nea Kilisesi olduğu söylenen bu altyapı sıradan bir altyapı değil, Bizans altyapısı. Burası tabii hep söyleyip durduğum improvize dediğimiz türden bir sarnıç. Yani sonradan sarnıç sıvasında bu sarnıca çevrilmiş. Şunlar 18. yüzyıl şu kemer ayağı Türktür. Büyük ihtimalle sıvaların çoğu da Osmanlı döneminde yapılmış ve tekrardan Osmanlılar zamanında sarnıç olarak kullanılmış. Çünkü Osmanlılar bu Bizans sarnıçlarını da aynı şekilde su için kullanıyorlardı. Bu da onlardan bir tanesi. Bunun iki bölümü var. Bu şu anda içinde bulunduğumuz, sonradan sarnıca çevrildiğine inandığımız bölümü. Bir de burayla bağlantı olmayan güney yamacında bir başka bölüm var ki onun da henüz rölevelerini çıkarmadık. Yani tam olarak mahiyetini bilmiyoruz ama bir gün inşallah onun da rölevelerini çıkarıp daha fazla araştırma yapabilip bu yapının tam mahiyetini, ne yama değil mi onu anlayabileceğiz. Şu anda Nea Kilisesi denen yapının güney tarafında bulunuyoruz. Biraz önce kuzey tarafındaydık. Burası malumunuz 9. yüzyılda yapıldığı söylenen ve eğer gerçekten Nea Kilisesi ise İstanbul'daki bilinen en eski kapalı kollu haç planının örneğidir. Ama tabii bu yapının gerçekten Nea olup olmadığını bilmiyoruz. Fakat buradaki inşaat tekniği bize bazı ipuçları verebiliyor. Mesela şu karşıda gördüğümüz kemer oldukça eski ve bu kemerin üzerinde bulunan tonos daha sonraki döneme 9. yüzyıla ait sanki Nea'nın tarihini veriyor bize. Dolayısıyla belki Nea olma ihtimali var. Tamamen reddedebileceğimiz bir şey değil. Kilisesi denen yapının mezar olduğunu düşündüğümüz bölümündeyiz. Çünkü bazen kiliseler, bazen de çok zaman kiliseler mezar yapısı olarak kullanılabiliyordu. İçerisine insanlar gömülüyordu. Burada da bir mezar ortaya çıktı. Bu mezar biraz tuhaf yalnız. Çünkü pek Bizans'a benzemiyor. Büzük gömü. Biz buna sanat tarihinde hoker gömü diyoruz. Eğer tam olarak da çıkmadı iskelet. Yarısı çıktı. Bu iskeletin hakikaten kendisi hoker gömü ise burada bir prehistorik veya protohistorik bir varlıktan, kalıntıdan bahsedebiliriz bir yerleşmeden. Çünkü Bizantiyon Akropolis'inde geç Neolitik'e kadar giden yerleşme izleri vardı. 2009 senesinde yaptığımız kazılarda sileks aletler bulduk biz burada. Bu aletlerin de o döneme ait olduğu Profesör Doktor Şevket Dönmez Hoca tarafından kanıtlandı. Daha sonra Frigler dönemine, Trakofrigler dönemine ait olan keramik parçaları çıkmıştı. Bunları da gene hocaya gösterdi. O da bunları teyit etti bize. Demek ki çok eskilerden beri, prehistorik ve protohistorik çağlardan beri burada böyle bir yerleşim var. Belki bu iskelet de o döneme ait ama şu anda iskelet incelenmede, yani nedir yaşı,
durumu, neden ölmüş, cinsiyeti falan inceleniyor. Daha henüz bir şey söylemek için erken ama tam bulunduğum yer bu iskeletin çıktığı mezar olan kısım. Diğer kısımlar bu Nea Kilisesi denen yapıya ait olan bölümlerdir. Henüz daha röleveleri çıkmadı. Röleveleri çıktığı zaman tam olarak mahiyetini anlayabileceğiz. Son yılların araştırmalarıyla ortaya çıkan çok önemli bir yapıda Topkapı Sarayı'nın birinci avlusunda Aya İrini ile Ayasofya arasında bulunuyor. Bu yapının Pagan döneminde Artemis Tapınağı, Bizans döneminde ise Psikopozluk Sarayı ya da Samson Hastanesi olduğuna yönelik görüş ayrılığı olurken bu eşsiz alanda çalışmalar sürüyor. Yapı kalıntılarının değeri her geçen gün gizemini korumaya ve önemini artırmaya devam ediyor. Osmanlı İmparatorluğu'nda dünyanın en görkemli sarayına dönüşen Büyük Akropol'ün kadim toprakları asırlardır var olmaya devam ediyor. Bu topraklar günümüzde hala keşfedilmeye devam ederken geçmişin gizemleri çözülmeye başlıyor. Topkapı Sarayı Külliyesi'nde keşfedilen sarnıç, kuyu, galeri ve diğer altyapıların tespiti için çalışmalar hızla devam ederken, bölgedeki restorasyon ve onarım projelerinin bitmesinin ardından binlerce yıllık tarih ziyaretçisiyle buluşacak. Tarihi Yarımada'nın gözdesi, Topkapı Sarayı'ndaki gizemler çözülmeye devam ettikçe tarih adeta yeniden yazılacak.